Tekfir konusunun ikinci dersindeyiz. Bir önceki dersimizde şöyle demiştik. Tekfir, kişiyi küfre nispet etmek ve kafir olduğunu söylemektir. Maalesef günümüzde bazı Müslümanlar günah işleyenleri tekfir etmekte yani kafir olmakla itham etmektedirler. Günah işlemeyi küfür kabul eden bu zihniyete göre büyük günah işleyen herkes kafirdir. Halbuki ehli sünnet itikadına göre büyük günah işlemek kişiyi dinden çıkarmaz ve kafir yapmaz. Bu dersimizde bu meselenin birinci delilini işleyeceğiz. Delilimiz Hucurat suresinin 8. ayetidir. Bu ayette şöyle buyrulmuş. Es-sa'izu <laughs> billah ve in daifetan minel eğer müminlerden iki grup igtetelu savaşırlarsa fe beynehuma aralarını ıslah edin. Manaya bir daha dikkat edelim. Eğer müminlerden iki grup savaşırlarsa aralarını ıslah edin. Şimdi sormuş şu. Müslümanların birbiriyle savaşması helal midir yoksa haram mıdır? Elbette haramdır ve büyük günahtır. Birbiriyle savaşan ve birbirini öldüren Müslümanlar büyük günah işlemektedirler. Peki onların bu büyük günahı işlemeleri onları dinden çıkarmış mıdır? Hayır çıkarmamıştır. Delilimiz ne? Ayetin beyanı. Ayet diyor ki ve in daifetan minel mu'minin tetelu eğer müminlerden iki grup savaşırsa eğer onların birbiriyle savaşması birbirini öldürmesi yani büyük günah işlemeleri onları kafir yapsaydı Allah onlara müminler demezdi. Bakın Allah birbiriyle savaşanlara, Müslüman kardeşini öldürenlere müminler diyor. Allah'ın mümin dediğine kim kafir diyebilir? Şimdi biz büyük günah işleyen kafir olur diyenlere diyoruz ki Hani büyük günah işleme kişiyi kafir yapıyordu? Büyük günah kişiyi dinden yoksa, birbiriyle savaşarak büyük günah işleyenlere Allah niçin mümin diyor? Birbirini öldürenleri niçin iman sahibi olmakla vasf ediyor? Büyük günah işleme kişiyi kafir yapsaydı Allah onlara mümin der miydi? Elbette demezdi. Madem demiş o halde onlar mümindir. Büyük günah işlemeleri onları küfre sokmamıştır. Ey günah işleyenlere kafir diyenler gelin bu ayetin hükmüne tabi olun ve artık günah işleyenlere kafir demekten vazgeçin. Sevgili kardeşlerim, meselemizin birinci delilini tamamladık. Bir sonraki derste ikinci delili işleyeceğiz. O derste buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.